LGS'ye son 164 gün, çok değerli bir süre, hayallerimize ulaşmak için çok önemli bir süre. Her zaman söylediğimin bir kez daha sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Günde 100 soru çözseniz 16.400 soru çözmüş olursunuz ve istediğiniz ise rahatlıkla girersiniz. Yeter ki yaptığınız yanlışları güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde üzerinden geçin ve çok daha fazlasını ardından da yapın. Sınavda hayallerinize ulaşırsınız. Ama günde 100 soru çözemez değiliz, çözebiliriz ama ne oluyor? Bir şekilde öyle oluyor, böyle oluyor. 200-300 hedeflediğimiz halde bazen daha az çözüyoruz ama devamlı bir şekilde düzenli bir şekilde çalıştığımızda LGS bizden kurtulamayacak. Haftanın sözüne baktığımızda Cicero diyor ki bir Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir düşünür. Yarınlar yorgun ve bezgin kimseleri değil rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. Burada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yoruluyoruz. Gerçekten havalar da soğudu. Kışın insan daha çabuk uykusu geliyor. Daha çabuk yoruluyor. Havanın soğukluğu bizi yoruyor. Bezmeye başladık artık bu matematikten de. Ama biz Yarınları hedeflediğimiz için rahatımızı terk edeceğiz. Onlar bizi rüya görüyor zannedecekler ama biz esasında uyumayıp uyanıp düzgün bir şekilde derslerimize çalışacağız. Yeni nesil matematiği de yeni nesil feni de Türkçe'yi de inkılabı da hepsini de halledeceğiz. Ve inşallah hayallerimizdeki liseye gireceğiz arkadaşlar. Haftanın sorusuna baktığımızda 203 beni almış Ahmet Yusuf Önder diyor ki... ...okulda ders aralarında ders çalışmalıyım yoksa teneffüs mi yapmalıyım? Bu Girdiğin derse bağlı Ahmet. Eğer bir önceki derste çok rahat bir konu işlediysen, çok rahat bir konu işlediysen tabii ki ardından da teneffüs ihtiyacı hissetmiyorsan hani birkaç test çözebilirsin. Çünkü hedefi olan bir öğrensin belli ki bu soruyu sorduğuna göre. Ama matematik dersinden çıktıysan, ağır bir dersten çıktıysan, fenden çıktıysan ya da yorucu bir dersten çıktıysan fark etmez teneffüs hak ediyorsun, dinlenmelisin. İnternetteki uygulamalara üye olmalı mıyım yoksa dershaneye mi gitmeliyim? Şimdi bizler zaten sizlere Tonguç Akademi olarak 8. sınıf kanalımıza her gün düzenli bir şekilde LGS kampımıza gün gün kitaplarımızla, videolarımıza, canlı yayınlarımıza destek oluyoruz. Aynı zamanda Tonguç Akademi'nin Tonguç Plus üyeliği var biliyorsun. Orada da yine aynı şekilde çok çok cüzi yani neredeyse iki kitap parasına bütün yıl boyunca, bütün seneleri izleyebileceğin e, eğitim hizmeti de veriyoruz. Orada da tüm videolar var. Bunun haricinde sen eğer dershaneye gideceksen dershanenin temel amacı şu olmalı. Senin denemelerde ne yaptığını görebileceğin bir şey olmalı. Bazen dershane bir araç olması gerekirken amaç olabiliyor. Aynı bizim kitaplarımız gibi. Yani sen kitaba baktığın zaman bu kitap bir araç. Sen bu kitabı açıp çözmen lazım. Ama sen bu kitabı amaç sen ya bu kitap sayesinde kazanacağım diye. Bu kitabı açmazsan, bu kitaptan faydalanmazsan, yaptığın yanlışların çözümünü karekodlardan izlemezsen ne olur? Bu durumda kitap sana faydalı olmaz. İşte aynı şekilde, aynı şekilde sen de dershaneye gittiğinde dershanenin sana faydalı olması için hocalardan maksimum seviyede faydalanırsan, onlardan ekstra dersler istersen, arkadaşlarına rekabetli bir şekilde çalışırsan dershane sana faydalı olur. Ama dershaneye ilk başlarda böyle hevesle gidip sonradan dershane sana yük olacaksa yani senin çalışma tempona ayak uyduramayacaksa o zaman dershane sana faydası olur. Bu yüzden buna kendin karar vermelisin diyorum Ahmet Yusuf. Yani Aynı kitap gibi. Kitap da araştır. Biz de bir aracız. Dershanelerde, kurslarda her şey bir araştır. Sizin amacınız LGS'ye girmek. O sırada size hangisi faydalıysa onu yapmanız lazım. Biz sovalayda oturuyoruz. Akşamları da ailem film izliyor. Soğuk olduğu için başka odaya geçemiyorum. Ve sesi bastırması için müzik açıyorum. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Hatta ailen destek olması lazım sana. Bazı dönemlerde bazı filmlerden feragat etmeler. Çünkü sen güzel bir şey yapıyorsun. Ders çalışıyorsun. Okuyorsun. O yüzden ailenden de bazen ya bugün bu filmi izlemeyin ben ders çalışacağım diyebilirsin. Müziği de açabilirsin. Ee, eğer senin ders dikkatini dağıtmaması için sesi bastırması için böyle bir şey olur. Müziği de açabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Tebrik ediyorum seni. Okuldan saat 18.30 gibi geliyorum. Gelince yemek gibi ödevlere oturuyorum. Tamam. Ödevler 8 gibi anca bitiyor. Sonra da test çözeyim. Konu tekrar edeyim derken saat 12.1 oluyor. Okula da saat 7.25'te gidiyorum ve uykusuz kalıyorum. Ne yapmalıyım? Ahmet gerçekten çok idealist, çok gayretli bir öğrencisin. Burada bu geri sayımı izleyen bütün arkadaşlar buraya dikkat izlesin. Ahmet sene sonunda bize mutlaka ulaş. Kesin bir okul kazanmış olacaksın Çok gayretli bir öğrencisin. Ahmet gibi gayret gösteren birçok arkadaşımız da hayallerindeki liseye inşallah girdiler. Ben şimdiden girdiler diyebilirim. Bu öyle bir gayretin karşısında ne LGS ne üniversite sınavı hiçbir şey duramaz. Şimdi Ahmet dostum sana şunu söylüyorum. 18-30'dan önce de sen ders çalışsın zaten bunu biliyorsun. Okulda bayağı bir şeyler çalışın. Okulda ders dinledin. Okulda dediğin gibi teneffüs aralarına testler çözün. Sonrasında eve gelince dinlenme birazcık yemek yiyip dinlenmek hakkın. Ödevleri yaparken de ders çalışıyorsun esasında bak. Ödevlerin de senin 8. sınıf olduğuna göre LGS ile bağlantılı konular. Yani inkılap tarihi yine aynı sınavda çıkıyor. Matematik yine aynısı, fen aynısı. Yani dolayısıyla okulda böyle müzik, resim, beden dersleri haricindeki ödevlerin hepsi zaten senin LGS çalışmana giriyor. Ardından da test çözüp konu tekrar ettiğinde 12.1 oluyorsa artık 12'de hatta daha öncesine uyumalısın, dinlenmelisin. Bu senin en doğal hakkın. Çünkü sabah da erken kalkıyormuşsun. Şunu asla unutma. Ödevlerin de okulda yaptığın çalışmalarda seni LGS'de başarıya ulaştıracak. İnkılapta orada öğrendiğin bir bilgi tak diye sınavla karşına gelecek. matematik okul hocanın gösterdiği ya da ödevde takıldığın bir soru tak diye LGS'de karşına gelecek. Çünkü LGS'de gelebilecek 10 tip soru var bir konuyla alakalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen okulda ders öğrenirken birinci tipi görüyorsun. Okulda terapistlerde belki bir soru çözdüğünde ikinci tipi görüyorsun. Ödevlerde bir üçüncü tipi görüyorsun. Tekrarlarda dördüncü tipi görüyorsun. Sonra ardından... Daha sene daha kaç gün var? 164 gün var. 164 gün içerisinde sen mutlaka farklı farklı soru tipleriyle de karşılaşacaksın. Böylece o sorudan gelme ihtimali olan tüm soru tiplerini görüyorsun. Burada çalışmalarını da artırdığın zaman 15 tatil yani sömestr tatilinde sıkı sıkı çalıştığın zaman hafta sonları da sıkı sıkı çalıştığın zaman bütün soru tiplerini göreceksin. Ve artık o soru yapma ihtimalin 10 bölü 10 yani yüzde yüz olacak. Ve sınava girdi dedi inşallah tüm soruları güzel güzel yapacaksın. Takıldığın soru olabilecek. Belki yanlış yaptığın soru da olacak ama şunu unutma. Ahmet ve Ahmet gibi gayret gösteren arkadaşların her biri şu anda iyi bir liseye girdiler diyebiliriz. İnşallah sene sonunda da haklı çıkarız. Şimdi haftanın okuna baktığımızda Karşıyaka Cihat Karan Lisesi İzmir'de 5 yıllık bir eğitim süresi var. Yüzdelik dilim 3.36 İngilizce eğitimi. Bakalım neler yapmışlar. 36 mühendislik, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, neler neler. Tıp, doktorlar, öğretmenler, pilotaj, mimarlık, biyoloji, psikoloji gerçekten birçok öğrencinin hayalindeki üniversiteleri Karşıyaka Cihat koran Anadolu Lisesi'nden kazanmışlar. Bu ve bunun gibi birçok güzel lise sizleri bekliyor arkadaşlar. Birkaç tane soru çözüyorsunuz, birazcık alet gösteriyorsunuz, birazcık geç yatıp, birazcık erken kalkıyorsunuz. Birazcık az film izleyip, birazcık sosyal medyadan uzak kalıp, birazcık sosyal medyadaki gereksiz uygulamalardan... ...bu seneli kendinizden feragat gösterip, özveri gösterip sonrasında da güzel bir liseye giriyorsunuz arkadaşlar. Haftanın kaynağına baktığımızda 8 sınıf tüm dersler... Eko taktikli soru bankası seti. Biliyorsunuz ki bizler tüm videolarımızda ...tüm e, konu anlatımlarımıza sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ama maalesef ki bizim kontrolümüzde de olmayan bazı şeyler var. Nedir? Mesela kağıt fiyatları ister istemez arttığı için... ...kitaplarımızın, yani normalde kitaplarımızın fiyatları artmak zorunda kalıyor. Biz en düşük seviyede tutmaya çalışsak bile. Bize de dedik ki biz ne kadar düşürmeye çalışsak bile kitap fiyatları fırladı. O zaman öğrencilerimize nasıl destek olabiliriz? Eko taktikli seti hazırladık. Daha doğrusu taktikli kitaplarımızın 8 sınıfta eko kısmını çıkardık. Burada arkadaşlar aynı kitap, aynı bilgiler, aynı sorular... Aynı yöntemler, aynı imkanlar. Yani yine burada da tas karekod uygulaması var. Yine dijital sorular var. Tek farkı bir sayfadaki soruyu, daha doğrusu iki sayfadaki soruyu bir sayfaya sığdırdık. Böylece bir sayfada iki sayfa olduğu için kitap yarı yarıya azalmış oldu. Bakın normal kitap bu, taktik kitap bu. Biraz daha inceleşmiş oldu. Ama aynı sorular, aynı içerikler hatta sayfa numaralarını aynı yaptık ki ödevlerinizi verirken sayfalar değişmesin diye. Eko taktik kitaplar esasında öğrencilerimize destek olmak, onların da... Eğer taktik kitabı almayan öğrencilerimiz varsa onların da bu zor dönemlerde soruları bol bol çözmesi için, hayallerine kavuşabilmesi için uyguladığımız bir kitap yöntemi. İnşallah taktikliği almasanız siz de eko Taktikler'den faydalanabilirsiniz diyoruz. Açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ulaşabilirsiniz. Eko Ekotaktikli setin içerisinde gördüğünüz gibi hem inkılap tarihi kitabı var hem fen hem İngilizce hem Türkçe hem de din var. Yani tüm taktik listesi var. Ve buradaki soruların birçoğu da 2021 LGS'de, 2020 LGS'de birçok soru yakaladı. 2022 LGS'de yakalayacak. Hem ekolojik daha az kağıt tüketiyoruz çevre açısından hem de ekonomik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anda daha tasarruflu olmamız gereken günlerdeyiz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah o güzel liseler sizleri bekliyor. Sizler de o güzel liseler için çalışıyorsunuzdur.